Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda istek üzerine bir hesap turu yapacağım arkadaşlar. Tarih 28 Ocak 2021. Hesabımda olan şampiyonları, maceraları, böyle eşyaları falan göstereceğim. Ne durumda onu göstereceğim. İlk önce yeni ismimizle başlayalım arkadaşlar. 5,5 yıldır taşıdığım nickname'imi bugün değiştirdim. YouTube kanalımın ismiyle aynı isim yaptım arkadaşlar. Artık oyundaki ismim de Canvel. Hayırlı olsun diyorum. Evet, toplam kahraman sayım 687. Toplam temel kahraman derecem 1.571.918. Valla genel sıralamada HQC'ni görünce, 4 milyon görünce ne düşük bir derecem varmış dedim direkt yani. Gel zaten öyle biliyordum. Çok düşük derecem benim. Keşke böyle 2 milyon falan olabilse şimdi. Valla düşük kalıyor. Evet, prestijim 12.192 arkadaşlar. Prestijimden çok memnunum. 12K'nın üstü olmak gerçekten çok iyi. 12.200 prestij neredeyse. Tabi sahip olabileceğimiz maksimum prestij şu anda 13.885. Bu prestije sahip olan birkaç oyuncu var hatta. Liderlik tablosundan bulabilirsiniz. Evet. Birinci şampiyonumuz Neymar. İkinci şampiyonumuz Kozmik Aylet Sürücü. Üçüncü şampiyonumuz Falcon. Onu da 2-3 gün önce R3'e attık. Dördüncü şampiyonumuz da Havok. Bu dörtlü benim prestijimi oluşturuyor. Bir de Gümüş Sörfçü oluşturuyor 5 yıldızlı. O da yani 5. bir 6 yıldızlım yok henüz. Prestige dahil olan. İttifakım Agent Graphite arkadaşlar. Aylar önce değiştirmiştim ittifakımı. 1489 düello zaferim var falan. 284 tane MVP'liğim var arkadaşlar. En iyi, en değerli oyuncu. Sizden bir ricam, en değerli oyuncu sayısı benden yüksek olan bir profil söyler misiniz bana? Gerçekten hiç görmedim çünkü. Bence kesin vardır ama ben bunu görmedim hiç. Eğer siz biliyorsanız lütfen yorumlara yazın. Evet, onun dışında en yüksek PvP kazanma sayısı 304 falan filan, o ayrıntıları geçiyorum. En dediğim gibi en değerli oyuncusu benden yüksek birini söyleyin lütfen bana. Ben bulamadım bir türlü çünkü. Evet, şimdi şampiyonlarımıza bakalım. Evet, ilk dördü saydım zaten arkadaşlar. Neymar 200 kopya. Tek tek göstermeyeceğim şampiyonlarımı, sadece ilkleri gösteririm. 200 kopya olması zaten onu bambaşka biri yapıyor, anlatmıştım. İkinci şampiyonumuz Kozmik Aylet Sürücü. 4 kere açtım bu hero'yu 15K'lık kristalden arkadaşlar. O yüzden kopyası bu kadar yüksek. Biraz da ben taş bastım. Bu arada abarttım biraz galiba. 3 kere açtım. 4 değil de 3 kere galiba. Emin değilim. 4 de olabilir. Evet. Falcon'u yakın zamanda attık arkadaşlar. 2 kere açtım toplam 15K'lık kristalden. Kopyaladım. Böylece 45, elimdeki 45 taşı da bastım. Prestij açısından 42. sırada. Böyle Nick Fury ve Egan'ın üstünde. O yüzden bastım prestijleri. Falcon'un üstünde böyle Sincap Kız, Karadol Ölümcül Soy, Hitmonkey, Gece Maymunu ve Thor Ragnarok var. Tabi Gece Maymunu'nun prestiji baya yüksek. Ona basmak daha mantıklı orada prestij için. Ama Falcon'un işlevi için bastı. Hitmonkey zaten ne derler, süper yeteneği çok kullanılmıyor. Thor Ragnarok'te zaten saldırıda kullanmıyoruz. Evet, Havok valla oyun hayatımı değiştiren herolardan biri. İttifak Savaşı'nda çok güzel işler yaptırıyor bana ve gelecek sezonda da çok güzel işler yaptıracak gene. Havok çok ön plana çıkıyor benim profilimde. Kopyaladım onu da. O yüzden R3'e attım. Biraz taşta ben bastım. %34 şansla plazmaları çift basıyor. Güzel bir özellik. Evet, Dominion var arkadaşlar. O prestije girmiyor şu anda. Şansı onu kopyaladım gene Havok gibi. R3'e attığım ilk hero Domino oldu arkadaşlar. Kopyasızdı. Böyle aylarca falan kopyasız kaldı. Sonra şansı bir kere normal kristalden kopyaladım. Evet. 20'de tutuyorum onu. Çünkü prestiji çok düşük. Yüksek olmasına da gerek yok. Tabi böyle bir 35-40 olsa Gümüş Sörfçü'yü atacak. Prestij sıralamasından onun yerine geçecek. Bu prestije dahil edilmiyor çünkü. Ama şart değil. Evet, 5 yıldızlarımdan Doktordum ve Gümüş Sörfçüm var. Gümüş Sörfçü dediğim gibi prestije dahil olan 5. hero'm. O Domino'yu biraz yükseltsem direkt Gümüş Sörfçü'yü atacak prestij listesinden. Doktordum ustalıklar sayesinde Gümüş Sörfçü'nün üstünde gözüküyor. Yoksa Gümüş Sörfçü'nün prestiji daha fazla. Sonra Dragon Man'imiz var. R3 arkadaşlar. Tamamen savunma için atmıştım başta ama sonra saldırıda da çok işe yaradığını gördüm. Savunmada Kenob'a karşı kill aldı bu arkadaşlar. Gerçekten çok fazlasıyla değdi R3'e atmama. Ama da gönül isterdi ki Doktor Doom böyle Clairvoyant gibi hero'lar gelseydi de onları da yükseltebilseydim. İleride inşallah. Dragon Man'den memnunum. Sonra koruyucu öyle gidiyor işte arkadaşlar. Kızıl Halk'ı R3'e attım. Şöyle göstereyim. İttifak Savaşı'nda da çok ön planda gerçekten. Domino ile olan sinerjisi de gerçekten çok iyi bir takım arkadaşı yapıyor. Onu Domino'nun. Domino'nun yanına direkt alıyorum. Çok güzel oluyor. R3 o da. Bir sayfa özelliği olsa da yani. Çok güzel bir hero haline getirdi. Eskiden kötüydü biliyorsunuz. Buffladılar sonra falan. Evet, 5 yıldızlarımı görüyorsunuz. Aegon var. Aegon'la
Cehennem Labirentini bitirdim. Yani Efsaneler Uçurumu'nu. Hep gerçek adını unutuyorum. Koruyucu sinerji açısından güzel oluyor. Simbio, Thor. Tamamen Prestige'ini atmıştım. Prestige'den atıldı artık bu. Taş Adam, Kırmızı Omega, Kaptan Amerika 200 kopya çok iyi. Blade eski efsane. Stark Örümcek de eski efsane. Void. Quake zaten olmazsa olmazımız. Ondan sonra Nova, Nick Fury. Gidiyor öyle Warlock, Sunspot, Hyperion, Corvus, Bay Sinister. Bunu savunma için atmıştım. Hiç kullanmıyorum artık. Yakında Apokalipsim olursa sinerji yaparım herhalde. Abomination ölümsüz attım yakın zamanda. Gerçekten farklı bir metası var. Çok işime yarayacak. Evet. Colossus. Dragon Man'in 5 yıldızlısı da var. Hayaleti nihayet yakaladım. R2'ye attım. Ama kopyalı olmadığı için R3'e atmıyorum. Archangel tadından yenmeyecek bir hero. Professor X. Magneto. Alevadam. Hepsi çok iyi hero'lar. Evet, Red Guardian'ın ne olur ne olmaz R4 attım. Sonuçta kendine özel bir özelliği var. Evet, Longshot R1'de bekliyor. Yükseltmeyi düşünüyorum onu. Evet, şampiyonlarım bu şekilde arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Örümcek domuz var. Kozmik Alet Sürücü'nün 4 yıldızlısının şansı yakalamıştım şu 6. yıl kristalinden. Hemen R5 attım. O zamanlar 6 yıldızlım yoktu. Bir R4 yıldızlı bulundurmak da güzeldir hem. Evet, Cable'ım var. Apokalips enerjisiyle güzel olur. Apokalips yakalarsa. Evet. Wolverine'imi de göstermeyi unuttum. Şöyle göstereyim. 5 yıldızlı Wolverine'im var. Şansa geçen öne çıkan, önceki öne çıkan kristalinden açmıştım 2 kere. Kopyalayayım da çok sevindim buna. Apokalips gelse güzel olacak. 5 yıldızlı. Evet, şampiyonlarım bu şekilde arkadaşlar. Hepsini tek tek anlatmayacağım tabii. En çok öne çıkanları anlattım. Şöyle kristallere gelelim. Kristallerde gösterecek önemli bir şey yok. Böyle açmadığım bir sürü 5. harita ittifak macerası, 6. harita, 7. harita var. Şu 6. harita kristali yakın zamanda 400 tane falan vardı. Açtım alfa biriktirmek için, Falcon R3 yapmak için. Evet, bir tane %5'lik 5. kademe sınıf katalizörüm varmış. Onu sonra açarım. Takvimden geldi o. Evet, parça kristallerinden arkadaşlar bu öne çıkanı açıyorum şu anda. O hayaleti kopyalamaya çalışıyorum. Apokalips'i bulmaya çalışıyorum. Dragon Man'i kopyalamaya çalışıyorum. Bir de Professor X'i bulmaya çalışıyorum. Bunları bulduğumu açmayı keseceğim. Professor X şart değil ama diğerlerini bulsam güzel olur. Evet, öne çıkan 5 yıldızlarında bunu açıyorum. Gene Apokalips arıyorum. Ondan sonra Magneto X evini çıkarmaya çalışıyorum. Onun dışında başka bir hedefim yok burada. Gamora var. O 5 yıldızlısı bunda ilk defa eklendi falan. Kozmik Alet Sürücü'nün 5 yıldızlısı da olsa güzel olur falan. Ondan açıyorum. 4 yıldızları saklıyorum Izo için. Yani Izo gerektiğini de açıyorum. Böyle parçacık içine açmıyorum hiç onları. Evet. 5 yıldızlılardan hiç artık beklediğim bir hero yok 5 yıldızlı hayalet dışında. Bir de Apokalips. Onun dışında hiç yeni hero beklemiyorum 5 yıldızdan. O yüzden bayağıdır 5 yıldızlı kristalini normal açmıyorum. Ya sınıf açarım ya da öne çıkan açarım. Sınıf da bayağıdır açmıyorum. Öne çıkan açıyorum genelde. Ama bir 5 yıldızlı hayaleti yakalayamadık. O kötü oldu. Bir de belki kaptan var mı? Evet, maceralarımıza gelelim. Şöyle kitap seçiminden. Kitap 1'de zaten hepiniz biliyorsunuz. Ben ilk videomu attığımda burası da fulldü. 31 Mart 2020'de atmıştım ilk videomu. Orada, o zaman da burası böyleydi. Birinci kitap komple tamamlandı. İkinci kitaptan birinci bölümü tamamladık. Yüzledik. Şimdi ikinci bölümde betası dağıtıldı arkadaşlar çeşitli oyunculara. Onlardan feedback alınacak, bilgi alınacak. Ona göre ikinci bölümde getirecekler. Böyle kimisi Mart'ta gelir, kimisi Mayıs'ta gelir diyor. Bence Mart'ta gelir ama belli de olmaz. Mayıs'ta da gelebilir. Ben Mayıs bekliyorum gerçi. Mart'ı boş verin. Yok, Mayıs'ta gelir bence. Tabii Mart'tan da ümidim var azıcık. Evet. Tabii gidişatımı göstermeyi unuttum. Pardon. Çok gerekli değil ama olsun. Evet, burada her şey tamamlandı diyor. Taht kırıcıyız arkadaşlar. 6. sahne 4. bölüm intikali tamamlayarak ve bir adet 6 yıldızlı şampiyonu 3. rütbeye yükselterek taht kırıcı olmuştuk. Bu taht kırıcı unvanı çıkar çıkmaz olmuştum ben. Çünkü bir tane 3. rütbe şampiyonum vardı ve 6.4'ü de tamamlamıştım. O zamana kadar şövalyeydik. Bakalım bu 7. sahnenin sonunda yeni bir unvan gelecek mi? Belki 2. bölümünde gelir. Hiç belli olmaz ama daha taht kırıcı yeni geldi. O yüzden yeni bir unvan çıkartmazlar yakın zamanda bence. Ama belli de olmaz yani tabii. Sağ solu belli olmaz. İttifakımı göstereyim arkadaşlar. Agent Graphite ittifakındayım. Savaşta oldukça başarılı olan bir ittifak. Çok memnunum. Bayağı burada devam etmeyi düşünüyorum. Belki kalıcı olur. Burada yerime ömür boyu kalırım belki burada.
Yani yakın zamanda burayı terk etme düşüncem kesinlikle yok. Çok memnunum buradaki ortamdan. Yönetimden hele ben böyle bir yönetim görmedim gerçekten. Yani oyundaki en iyi yönetime sahip olabilir bu ittifak bence arkadaşlar. Evet. Tabii daha ilk üçe girmedik ittifak savaşında. Prestijimiz de biraz düşük kalıyor. Şöyle ittifak macerasını göstereyim. Genelde ilk 30'a giriyorduk arkadaşlar. Bu hafta 33'e girdik. Tabii sezon sonu çıkanlar oldu, değişiklikler oldu. Ondan biraz geriledik. Yoksa ilk 30'a giriyoruz. Normalde 20'den de memnunuz. Ben minimum ilk 45'e girmek istiyorum. Ama 30'a da %2'likler eklendiği için 30 hedefimiz. Önemli değil. 45 de olur, 30 da olur. Prestijimiz 12.387. Evet, İttifak Savaşı'nda sezon tablosu maalesef gitti. Biliyorsunuz o tablo bir yerden sonra gözükmüyor. Evet, bakın hatta ikinci ve üçüncü de gözükmemeye başlamış. Liderlik tablosu deyince kalıyor böyle. Evet ve daha sonra tekrar kontrol et diye bir daha göstermiyor. Biz geçen sezon dünya beşincisi olmuştuk arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Savaşta çok iyi bir ittifak çünkü hatta yine eşleşme başlamış. Muhafız yerleştireceğiz. Ondan sonra özel maceralarımıza gelelim. Evet, Efsaneler Cehenneminde, Labirente Giden Yolda, Efsaneler Labirentinde, Efsaneler Diyarında hepsini yüzdedik arkadaşlar. Efsaneler Labirentinin videosu mevcut değil. Böyle anlatım videosu var ilk 3 yolun. Kalanlarına devam edeceğim yakın zamanda. Efsaneler Cehenneminin de sadece 2 tane yolu canlı yayında geçildi. Diğer 3 yolu geçtiğimde daha YouTube kanalım yoktu. Ondan pek videosu yok Efsaneler Cehenneminin. Sadece ikinci ve dördüncü yolum vardı galiba. Onları izleyebilirsiniz. Evet. Geçmişten sayfalara gelelim. Bütün varyantları yüzledik arkadaşlar. Açıkçası bunlardan en zoru bence birincisi arkadaşlar. İlk çıkan birincisiydi ve en zoru da oydu. Bence açık ara oydu. Ondan sonra zorluk sıralamasıyı pek yapamam arkadaşlar. Ama diğer 5'i kesinlikle birincisi kadar zor değil. Bence sonra Mikro Krallık zordur arkadaşlar. Sonra Kanven ve Rom zordur. Sonra Kutupsal Karşıtlar zordur. Sonra kontaminasyon zordur. Sonra da küçülenay zordur. Küçülenay da çünkü saat 4-5, 6-5-4-3-2-1 yıldız şeklinde kullanıyoruz. İlla güçlü şampiyonuz olması gerekmiyor. Evet, varyantlar da bu şekilde. Oyuncunun mührü var bizde. Her hafta oynuyoruz. İttifak macerasını söyledik. Etkinlikten zaten Şövalye ve KPO'yu fulluyoruz ama ustayı fullemiyoruz. Ustayı sadece tamamlıyoruz. 5 yıldızlı parça çok aramıyorum çünkü. Çoklu Evren Arenası'ndan da yaptığım şey genellikle 5 yıldız arenasındaki bütün aşama ödüllerini almak. Bazen 4 yıldızlı arenasından da bütün aşama ödüllerini alıyorum. Ama onun dışında diğerlerini pek oynamıyorum. Şimdi bugün canlı yayınımda muhabbet döndüğü için 4 yıldızlı basit arenayı oynadım. Basic arenayı. Onun dışında diğerlerini pek oynamıyorum. Bazen pazarlara şu hızlandırıcı çarpışmasına giriyorum. Buradaki kredileri almak için. Çünkü pazar günleri kredi vermiyor arenalar. Evet, arenalarda bu şekilde. Onun dışında başka bir şey yok. İttifak geçmişinden bahsedeyim. AGT Yumuşak G'ye gelmeden önce, ismi öyle ama. AGT Yumuşak G'ye gelmeden önce şeye gittim. Neredeydim ben? Ha, X-Men ittifakındaydım. Ondan önce Omni'deydim. Ondan önce de Deli Dostluk'taydım. Hasan abiye selamlar. Çok güzel ittifaklardı vallahi. Üçü de X-Men'i hiç sevmemiştim ama. İttifak macerasında güzel yerlere giriyorlar ama gittiğim arkadaşlarımla hiç sevmemiştim. Omni'yi sevmiştim. Ama oyunu salmışlardı böyle, oyunu bırakmışlardı. Çok oynamıyorlardı. Herkesin işi gücü falan vardı. O yüzden çıkmıştık oradan. Şimdi yavaş yavaş toparlanıyor ittifak. Hatta bu sezon güzel toparlanmıştı. Deli Dostluk da çok iyi durumda valla. Türkiye'nin en iyi ittifaklarından. Tekrar selam olsunlar oradaki tüm arkadaşlarıma. Evet, başka bir şey kalmadı gibi arkadaşlar. Benim hesabım bu şekilde. İstilalardan hep 8. sektörü atıyorum. 8. kesimi yani 5 oda atıyorum. Ve turnuva oldu mu 15. odaya kadar gidip tüm 6 yıldızlı parçalarını alıp bırakıyorum. Onun dışında benim hesabım bundan ibaret arkadaşlar. Mağazadan, Karayüzo pazarından işte şu öne çıkan 6 yıldızlı kahraman kristalini, 5 yıldızlı kristalini alıyorum sadece. Bazen takas ediyorum kristalleri. Sadakatimi mutlaka Sadakat mağazasında böyle yaralanmamama desteğine saklıyorum. Böyle çeşitli diriltmelere falan saklıyorum. Siz de öyle yapın. Bu büyük kozmik özel güçlendirmeler, %200'lü güçlendirmeler falan çok önemlidir. İttifak Savaşı'nda mutlaka alırım onlardan. Şunları asla almam arkadaşlar. Siz de almayın sakın. Eğer
Böyle dünya birincisi olmayıp da pi basmıyorsanız bunları almayın. Hiç verdiğiniz sadakate yazık yani. Şu nasıl vereceğiniz 800 binde 80 tane yaralanmama desteği alırsınız. Şun veya şundan alırsınız yani. Tabii Zula'da falan gitmese onlar çok güzel olurdu. Evet, hesabım bu şekilde arkadaşlar. Şöyle takvimimde de tat kırıcı takvimim görünüyor, görüyorsunuz. Ocak ayında 250 tane, 3 tane 2, 6 yıldız parça alıyorum. Kristallerim taht kırıcı kristali. Falan filan falan 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 filan arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videomun sonuna geldik. Hesabımla ilgili sorunuz varsa bekliyorum. Tekrardan yeni oyuncu ismim hayırlı olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Çoğunuz istediniz diye ismimi Canvel yaptım. 275 krediye mal olsa da hiç önemli değil. Evet, bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar.